Yunan'dan geleli beri her sabah Arap zaptiye ahırlarının önünden bir serçe sürüsü gibi cıvıldayarak geçerdi. Okul az ileride, alçak duvarlı, oldukça geniş bir avlunun ortasındaydı. Biz daha sınıfa girmeden hoca efendinin bulunup bulunmadığını şöyle bir bakar anlardık. Abdurrahman Çelebi gelmiş mi be? Gelmiş, gelmiş. Abdurrahman Çelebi, hoca efendinin ihtiyar eşeğiydi. Tembel, huysuz, inatçı bir hayvan. Ona su vermek, arada bir tımar etmek, hele yemini vermek okulda bir ayrıcalıktı. Okulun kapısına taş bir merdivenle çıkılır, içeri girince karşıya hoca efendinin rahlesi gelirdi. Rahlenin ardında tuhaf bir tüfek gibi falaka asılı dururdu. Sınıfta toplam 40 çocuktu. Elif Bey'i, Amme'yi, her şeyi bir ağızdan okuyor, rakamları bir ağızdan sayıyor. Hoca efendi aksakallı, bağırtkan bir ihtiyardı. Bize şeker, leblebi, keçi boynuzu, hünnap, iğde vesaire satan ve öğleden sonra çarşı camisini süpürmeye gidip hiç dönmeyen kalfa daha geçti. Derslerden hiç haberim olmadığı halde bir ağızdan okumaya başladık mı ne olursa olsun ben de karışır, bağırmaya başlardım. Günlerden bir gün hakim efendi ile setre pantolonlu, gülmez suratlı biri geldi. Kaymakam bey, kaymakam bey geldi. Sakalsız, uzun boylu, kara bıyıklı, aksi bir adam. Kapıdan girer girmez hoca efendinin işareti üzerine hepimiz ayağa kalktık. Kaymakam bey bizi oturttu. Sınıfı tek tek gözden geçirdi. Oku bakayım çocuğum. Ben... Sen oku yavrum. Hep beraber bir ağızdan ahenkle okumaya alışık olduğumuz için tek başımıza ve ahenksiz okuyamadık. Kaymakam bey yüzünü buruşturdu, yere bakarak başını salladı. Sonra gözünü duvarda asılı duran falakaya dikti ve uzun uzun baktı. Kızgın bir şekilde döndü, selam vermeden çıkarken... Biraz dışarı gelir misiniz hoca efendi? Hoca efendi titreyerek divan duruyor gibi kollarını öne kavuşturarak yürüdü. Hakim efendi ile kaymakamın arkasından bahçeye çıktı. Hepimiz birden pencerenin önüne üşüştük. Dışarıda ne konuştuklarını bilmiyorduk. Lakin falaka ertesi gün yerinde yoktu. Falaka yasak olmuş diyorlardı. Sözde kaymakam bey yasak etmiş. Falaka korkusu kalkınca biz 40 çocuk öyle azdık, öyle kudurduk ki ne yaptığımızı bilmiyor. Artık hiç hocayı dinlemiyor, yüzüne leblebi atıyor, sık sık minderine iğne koyuyor, pabuçlarını saklayıp onu saatlerce arattırıyor, yalvartıyor. Dayaksız bizi okutamayacağını anlayan hoca efendi nihayet falakayı çekmeceden çıkardı. Ama başucuna asmadı. Oturduğu minderin arkasına sattı. Fakat şimdi kim suç işlerse eskisinden çok fena dövüyordu. Yakın çabuk falakaya! Hatırlıyorum. Biz 40 çocuk bir gün bahçede söz birliği ettik. İçeride hepimiz birden esnemeye başladık.
Hoca efendi de esnemeye başladı ve zavallı ihtiyar uyuyuverdi. İyice dalmasını bekledikten sonra yerimden usulca kalktım, yürüdüm. Rahlenin üzerinde duran enfiye kutusunu aldım. Hepimiz sıradan enfiyeyi burnumuza çektik. Sınıfın içinde bir hapşırmadır gitti. Söyleyin bakayım benim güzel çocuklarım, enfiye kutumu kim çaldı? Kim çaldı bilmiyoruz hoca efendi, kim çaldı bilmiyoruz. Yalnız şimdi bunu bana söylemezseniz hepinizi tek tek falakayla sıra dayağına çekeceğim. Hiçbir şey bilmiyoruz hoca efendi, hiçbir şey bilmiyoruz. Size son defa soruyorum, kimse söylemeyecek mi? Bilmiyoruz ki hoca efendi, bilmiyoruz ki. Bilmiyorsunuz ha Necip! Koş git camiden kalfayı çağır çabuk! 5 dakika sonra kalfa geldi. Korkunç bir sahne başladı. Sopayı biri bırakıp biri alıyordu. Nöbetleşe falaka tutuyorduk. Hepimizi sıra dayana çektiler. Sonra hoca efendi esnemeyle hapşırmayı en büyük suç sayıyor. Hele hapşırma. Benimle eğleniyor musunuz? Kazara kendiliğinden hapşıranı. Yıkın şunu falakayı. Diye yere yıkıyor, bayıltıncaya kadar dövüyor. Esneyeceğim geliyor, hapşırmak istiyor. Birkaç defa bunun için dayak yedim. Hoca efendi dayağı bitirince bütün gücüyle rahlesine vuruyor. Kim hapşırırsa şart olsun ki öldürünceye kadar döveceğim. Şart olsun, kim hapşırırsa. Şart olsun, şart olsun, şart olsun. Şart olsun, bu nasıl yemindi? Akşam eve gidince anneme sordum. Hanım anneciğim, şart olsun ne demek biliyor musunuz? Çok büyük bir yemin evladım. Hem sana bunu kim söyledi? Bugün okulda adamın biri habire şart olsun deyip durdu da... yalan yere bu yemin eden kim olursa olsun... hatta bir hoca bile olsa çarpılır mı anneciğim? Hayır, çarpılmaz. Ama yine de sen bu tür şeylerle kafanı yorma yavrucuğum. Peki ya çarpılmazsa? Kuş mu olur? Kedi mi olur? Başka ne olur anneciğim? Bütün bu saydıklarından çok daha kötü olur oğlum. Yoksa cin çarpmış gibi mi? Bunun daha kötüsü nasıl olur ki? Daha kötü olur. Çünkü karısı kendiliğinden boşanmış olur. Şimdi anladın mı? Yani şart olsun deyip de sözünü tutmayan boşanmış oluyor, öyle mi? Ele şükür anladın benim sevgili yavrum, öyle. Şart olsun. Şart olsun! Şart olsun! Bir gün öğle paydosundan sonra sınıfa girdik. Her zamanki gibi sınıfta derin bir uğultu. Baktım hoca efendi kendinden geçmiş mışıl mışıl uyuyor. Yavaşça çocuklara dönerek susun işaretini verdi. Bir anda sınıfta ses soluk kesiliverdi. Gözüme rahlenin üzerinde bir tabaka kadar büyük enfiye kutusu ilişmişti. Ağır ağır ayaklarımın ucuna basarak yürüdüm ve rahleye yaklaştım. Enfiye dolu kutuyu aldım. İçindekileri cüzümün arasına boşalttım. Sonra kutuyu açık olarak yerine bıraktım. Çocuklar enfiyeyi çekmek için etrafıma toplandılar. Boşuna heveslenmeyin arkadaşlar. Enfiyeyi biz çekmeyeceğiz. Sonra hepimiz hapşırırız. Hoca efendi de uyanıverir. Peki bunu biz şimdi çekmeyeceğiz de sen ne yapacaksın? Siz işin o yönünü hiç merak etmeyin.
biraz sonra olanları hepiniz gözlerinizle göreceksiniz. Nazlanma canım, hadi söyle, ne yapacaksın? Bizden sır çıkmaz oğlum. Söyle de insanı meraktan çatlatma. Yoksa bütün enfiyeyi kendine mi saklayacaksın? Söyle. Yok, söylemem diyorum. Biraz sabredin. Olanlara sonra hep beraber çok güleceğiz. Kafamda öyle bir şeytanlık kurmuştum ki daha yapmadan gülüyor, katılıyorum. Çocuklar da bana bakarak bir anlam veremedikleri gülüşüme gülüyorlardı. O kadar gördü, o kadar şamata yaptık ki sonunda hoca efendi uyandı. Kutuya baktı hemen. İçinde enfiye yok. Şiddetlendi. Kim aldıysa çabuk ortaya çıksın söylesin, yoksa alanı bulursam şart olsun geberterim. Şart olsun ki haberimiz yok hoca efendi, şart olsun. Kim aldıysa söylesin, sonra bu işin sonu çok fena olur. Biliyoruz hoca efendi, biliyoruz. Pekala, ben size gösteririm. Şimdi hapşırınca alan ortaya çıkar. Kimse enfiye alanı bana paşa paşa söylemeyecek mi? Şart olsun, falakaya yıkacağım. Kemiklerini kırıncaya kadar, gebertinceye kadar döveceğim. Hoca efendi o kadar kızmış, o kadar kızmıştı ki elimizde olmadan hapşıracağız diye korkudan ödümüz patlıyor. Şart olsun. Ah, bugün biriniz bir hapşırırsa. Şart olsun, onu eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Ah, şart olsun, eğer birini hapşırırsa o görecek gününü. Hoca efendinin bir türlü öfkesi geçmiyordu. Ben sıranın altında cüzümden kopardığım iki yaprağı boru gibi büküyor, enfiyeleri içine dolduruyordum. Akşam saati iyice yaklaştı. Hoca efendi önce çoraplarını, sonra pabuçlarını giydi. Biz hep bir ağızdan çarpım tablosunu saymaya başladık. 3, 6, 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10, 2 kere 6, 12. Ben sonlara doğru yanındaki çocuğu dürterek kalktım. O da kalktı, ellerimizi kaldırdı. Çabuk söyleyin, gene ne var? Abdurrahman Çelebi'yi hazırlayalım mı? Ne dersiniz hocam? Pekala, siz ikiniz dışarı çıkın. Abdurrahman Çelebi başına neler geleceğini bilmeden otların üzerinde uzanmış yatıyordu. Tekmeleyerek yerinden kaldırdı. Yularını, semerini vurdu. Artık okulda ses kesilmişti. Cebimden içinde enfiye dolu kağıt boruları çıkardım. Zavallı Abdurrahman Çelebi daha bir şey anlamıyordu. Yavaşça eğildim, borulardan birini bütün gücümle burnuna üfledim. Genzine bir tabanca sıkılmış gibi şahattı. İkinci boruyu üfleyemedim. Fakat yularından yakalayıp çektim. Paydos zili çalarken ben önde, Abdurrahman Çelebi ile arkadaşım arkada, okul kapısına doğru yola koyuldum. Arkadaşım olacakları şimdiden bilir gibi gülmemek için ağzını tutuyordu. Hoca efendi merdivenlerden inmiş, çocukların hepsi bir turna dizisi gibi ard arda sıralanmıştı. Eşek birden hocanın önünde azgın bir şekilde şaha kalktı. Ne olmuş Abdurrahman Çelebi'ye böyle? Bilmiyorum efendim. Kendi halinde mışıl mışıl uyuyordu. Mutlaka gemini yanlış vurmuşsunuzdur. Hayır efendim. Ne gemini ne de semerini yanlış vurduk. Madem öyle diyorsunuz, pekala, getirin bakayım. Bütün çocuklar büyük bir merakla bize bakıyorlardı. Abdurrahman Çelebi'yi çekerek hocaya doğru yaklaştırdım.
Tam bu sırada eşek nezleye tutulmuş bir insan gibi hapşırdı. Bütün çocuklar gülmeye başladı. Hoca efendi şaşırdı. Enfiyenin etkisini duyan Abdurrahman Çelebi sürekli hapşırıyordu. Ben sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi... Abdurrahman Çelebi sizinle eğleniyor efendim. Sen onu halt etmişsin. Eşeği de falakaya yıkmalısınız. Anlamadım. Hiç eşek falakaya yıkılır mı? Hayvan o. Falaka! 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 Hoca efendi, bugün okulda kim hapşırırsa şart olsun falakaya yıkacağım demediniz mi siz? Eğer Abdurrahman Çelebi'yi affederseniz karınız boş düşer. Karınız boş düşer! Karınız boş düşer! Karınız boş düşer! Hoca efendi bir an şaşırdı. Her zaman sevgiyle okşadığı eşeğine dehşetle baktı. Kapının yanında duran bir çocuk içeri koşmuş, falakayla değneği çıkartmıştı. Abdurrahman Çelebicik sırasız aralarla hapşırıyor, burnunu yere sürtmek istiyor. Falakayla değnek elden ele hoca efendinin önüne kadar geldi. Çocuklar gülmekten katılıyorlar, karınız boş düşer, karınız boş düşer diye tempo tutuyorlar. Çocuklara mı, eşeğe mi, niye kızdığını bilmeyen hoca efendi elinde olmadan "Yakınız!" diye bağırdı. Belki 20 çocuk Abdurrahman Çelebi'nin başına düşürdü. Uzun bir uğraşmadan sonra yere yattı. Arka ayaklarını falakaya taktı. Hoca efendi sopayı eline aldı. Nallar gibi tak tak vurmaya başladı. Eşek debeleniyor, çocuklar bağırıyor, gülüyor, naralar atıyorlardı. Müthiş bir gürültü. Ansızın arkadan bir çocuk "Kaymakam Bey" diye seslendi. Hepimiz sustuk. Yüzümüzü avlu kapısına doğru çevirdik. Kaymakam Bey ansızın bahçede belirivermişti. İki yanında zaptiye dimdik duruyordu. Neler oluyor burada hoca efendi? Hoca efendi fena halde şaşaladı, önüne baktı. Değnek elinden düştü. Falakayı tutanlar bıraktılar. Kurtulan ürküç eşek çifte ata ata kestane ağaçlarının altına kaçtı. Ve avazı çıktığı kadar anırmaya başladı. Kaymakam avluya girdi, ağır ağır yürüdü. Okulun önüne yaklaştı, kaşları çatılmıştı. Size soruyorum hoca efendi, burada ne yapıyordunuz? Şey efendim, şey yapıyordum. Ne demek şey efendim, şey yapıyordum? Bugün sınıfta çocuklara şart etmiştim de. Neler söylüyorsunuz hoca efendi, ne şartı? Okulda kimsenin hapşırmaması için. Ne hapşıranı hoca efendi? Fakat biraz önce eşek hapşırdı. Nasıl dediniz? Eşek mi hapşırdı? Defolun bakayım oradan terbiyesizler! Hepimiz bir anda korktuk. Çocukların hepsi sustu. Sonra bitmiş, perişan, utancından yere bakan hoca efendiye döndü. Benimle beraber geliniz hoca efendi. Kaymakam önde, zaptiyelerle hoca efendi arkada çıkıp gittiler. O günden sonra okulda ne falakayı ne de hoca efendiyi gördüm. Şimdi ben kimi hapşırırken görsem, yıllar önce yaptığım bu tuhaf muzipliği hatırlarım. Güleceğim yerde yüreğimde belirsiz bir acı sızlar. Benim yüzümden hocalıktan kovulan, ihtimal aç kalan bu aksakallı, yoksul yaşlının zavallı görüntüsü karşıma dikilir. Yıllar geçtikçe azalacağı yerde daha çok ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım.